Hamas'ın siyasi büro üyesi El Hayye, Hamas lideri Sinwar'ın İsrail'le çatışmada öldüğünü doğruladı efendim. Mücadelemiz başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek dedi. Sinwar'ın öldürülmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Hamas, Yahya Sinwar'ın öldürüldüğünü doğruladı. Açıklamayı yapan siyasi büro üyesi Hayye, Hamas Filistin devleti kurulana kadar varlığını sürdürecek dedi. Sinwar'ın ölümü Hamas'ı daha da güçlendirecek. İsrail onu öldürdüğüne pişman olacak. Mücadelemiz tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek. Hayye, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, İsrail Gazze'den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular serbest bırakılmadıkça esirlerin ülkelerine geri dönmeyeceğini söyledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İzzettin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mahmut Hamdan'ın da Sinwar'la birlikte girdiği çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu da Sinwar'a yönelik düzenlenen saldırıya ait olduğunu belirttiği bir görüntü paylaştı. Görüntüye ilişkin açıklamada Sinwar'ın bulunduğu binaya bir İsrail tankının ateş ettiği an ifadesi kullanıldı. Sinwar'ın öldürülmesine tepkiler de gelmeye devam etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, bu İsrail'in durdurulamayan suçlarının açık bir işareti açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Sinwar sonuna kadar cesurca savaştı dedi. İsrail'in saldırganlığı nedeniyle bölgede savaşın yayılma ihtimali konusunda ortak endişeler olduğunu belirten Arakçı, diplomatik çabaların sürdürüldüğünü söyledi. Merdumu Filistin, merdumu mazlum Filistin, bu husus der Gazze. Kremlin'den yapılan açıklamada da bölgesel risklere dikkat çekildi. Rusya bu ölümün Orta Doğu'da yol açacağı sonuçlardan endişeli denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ise Almanya Başbakanı Scholz'la düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes yolunun açılabileceğini söyledi. Hamas liderinin ölümünü Gazze'de barışa ve daha iyi bir geleceğe giden bir yol arama fırsatına dönüştürelim. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise ateşkesin önündeki en büyük engelin Sinwar olduğunu öne sürdü. Bunun savaşı sona erdirebilecek bir dönüm noktası olduğunu savundu.